Günahın büyüğü küçüğü var ama günahı küçük görmek yok Hacı abi. Biz bugün günahı küçük görmek hastalığına bakacağız. Abi birazcık canımız yanabilir. Yansın değil mi? Birazcık terleyebiliriz. Ortam birazdan ısınabilir. Dolayısıyla eğer canımız yanıyorsa aslında bu hayra alamettir. Şöyle düşünelim, mesela kolumuza şöyle bir kolonya sürsek muhtemelen bir ferahlık verir değil mi? Rahatlarız, böyle serinleriz. Ama o kolda bir yara varsa Hacı abi, can yakar. Abi birazcık can yakabilir. Çünkü bugünkü sohbetimizin konusu günah. Kimse üzerine almadığına göre tek günahkar benim herhalde salonda. Günah diyorum abi. Yani bizim böyle ufaklıktan beri alışık olduğumuz, alışa geldiğimiz şeyler bunlar. Yani abi bunun gibiyken var, ben duydum. Bunun gibi, Burak gibiyken, böyle bebeğken gidiyor şeye, pastaneye. Abi diyor, burada bildiğindik diyor, güzel bir pastaneci var mı diyor. Pastaneye dalıp milletin kalbini kırmakla başlıyoruz biz günahlara. E bakıyorsun yaş ilerliyor, günler geçiyor Hacı abi. Günahların boyutları değişiyor. Aramızda böyle yeni günahlar keşfedenler oluyor. Yani şöyle bir şey vardı herhalde, şöyle bir video vardı. Adam alkolik, içmiş sarhoş olmuş. Bu alkol metre miydi, neydi o ölçen? Gördün mü onu? Böyle alıyor onu kaldırıyor böyle dayı. Adam o beden ne memuru alkol bey. Yani günah dedin mi biz de çok üstümüze tanımayız yani. Adam Adana'da bir kamyon dolusu esrar yakalattırıyor. Diyor ki içeceğim memur bey diyor. Ulan çorbasını mı yapıp içeceksin? Neyini içeceksin yani bunu bu kadar? Gülmeyelim, bir fıkra anlatayım. Bir tane adam, Amerikalılar robot yaptırıyorlar Hacı abi. Robotun özelliği şu, hırsızları yakalıyor. Öyle bir robot yapıyorlar ama var ya, göreceksin zehir yani, hırsız yakalıyor bu robot. Neyse Amerika'da yapıyorlar, sokağa salıyorlar. Bir günde bak, bir günde 100 tane hırsız yakalıyor robota bak. Bir günde 100 tane. Neyse namı iyice yayılıyor robotun, alıyorlar bu robotu götürüyorlar. Diyorlar bir de Fransa'da deneyelim. Fransa'ya bir götürüyorlar, günde 70 tane yakalıyor Hacı abi, adama bak. Yardırıp gidiyor. İtalya'ya götürüyorlar birader. İtalya'da 3 günde 30 tane yakalıyor. Götürüyorlar ya, robot efsane. Türkiye'ye getiriyorlar birader. Bir gecede çalıyorlar robotu. Sanayiye götürüp parçalıyorlar. Günah dedik mi gülüyoruz ediyoruz da günah öyle basit bir şey değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de, ayetlerde de, Efendimiz hadislerinde de büyük günah, küçük günah diye ayırıyor. Büyük günah, küçük günah ayrımı var, onlara bakarsınız nelerdir diye. Konumuz günah. Günahın büyüğü küçüğü var ama günahı küçük görmek yok Hacı abi. Biz bugün günahı küçük görmek hastalığına bakacağız. Alemimizi yoklayacağız. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bununla ilgili öyle bir cümle kullanıyor ki muhtemelen bugün bunu hepimiz ezberleyeceğiz Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. İşle, işle, işle derler ya kalpsiz. Artık kalp, zihin, ruh donuklaşıyor ve şöyle bir hastalık peyda ediyor. Şöyle bir hal alıyor. Diyor ki üstad, her bir günah içerisinde küfre gidecek bir yol var. Bir daha tekrarlayayım. Her bir günah içerisinde, büyük küçük ayırt etti mi? Her bir günah içerisinde küfre gidecek bir yol var. Balkon, her bir günah içerisinde küfre gidecek bir yol var. Şöyle diyebiliriz, şirk hariç büyük günahları da işlemek insanı dinden çıkarmaz. Zina ediyor olabilirsin. Alkol içiyor olabilirsin. Şu an gizli gizli manita yapmış olabilirsin. Faiz yiyor olabilirsin. Her şey yapıyor olabilirsin. Bu günahlar, büyük gördüğümüz günahlar, annene babana terbiyesizlik yapıyorsundur. Bu günahlar insanı dinden çıkarmaz. Ama bunlar değil. Bizim küçük gördüğümüz günahlar da dahil olmak üzere hepsinde yavaş yavaş insanı küfre götürecek bir yol vardır. Yani her günah insanı küfre götüren bir asfalttır. Nasıl özetleyebiliriz? Hepimiz ergenlik geçirdik. Ergenlik dönemi demeyelim, herkesi kapsayalım. Abi düşünün, evde yalnızsınız. Anladım. Evde yalnızsın. Baban laptopu almış. Bunda da açıldı kapı. Ve evde internet var. Evde her şey mevcut. En sevdiğin günahlardan birinin tadına bakmak üzeresin. Kademe kademe ilerliyor. Ve birden teyzenlere giden annen, baban, teyzenlerden geri gelme kararı alıyorlar. Çünkü baban evde telefonu unutmuş. İçeri çıt açtılar. Allah diyor bak. Lan odanın kapısını da kilitlememişsin. Çünkü her şey rahat. Kimse yok. Teksin. Oğlum bizim telefonu... Bey ne oldu sana? Bey. Baba abim evde. Baba abim ne yapıyor?
Şimdi bir şey soracağım. İşi böyle gırgır şamat yapıyoruz. O an kendinizi bir koysanıza yerine. Ne hissedersiniz? Bak iki seçenek var Hacı abi. Dersin ki, ulan keşke bu günahı işlemeseydim. Ben ne yaptım? Kardeşimin yaptığı gibi. Değil mi? Bu birinci seçenek. İkincisi Abdurrahman. Keşke anam babam bu odadan içeriye girmiş olmasaydı. İşte aynen örneğimizdeki gibi. Bu ve bunun gibi örneklerdeki gibi. Günahın esnasında günahı işlemek işlemekte olan bir adam. O günahı işledikçe günah bitip lezzetini aldığında diyor ki keşke bu günahı yapmasaydım. Keşke bu günahı işlemeseydim. Ama bir süre sonra günahı işle, 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 işle duyuyor ki o günahları yazan melekler var. Biliyor ki o meleklere o günahı yazmayı emreden bir Allah var. Ve içten içe o küfür tohumları günahla filizlenip sulanıp filizlendikten sonra diyor ki keşke bu günahı işlemeseydim diyen adam diyor ki keşke bu günahı yazan melekler olmasaydı. Keşke bu günahı kaydeden bir Allah olmasaydı. Günahı işleye işleye diyorsun ki keşke olmasaydı. Üstad Hazretleri diyor ki küçücük bir şüphe aklına gelse, bunu destekleyecek bir şey görse büyük bir delil gibi ona yapışmaya meylediyor artık insan. Darwinist böyle allegalugalı bir tane abiyi görüyor böyle. Böyle ağzı ağzı, ağzı yabultan bütün konuşuyorlar ya orada böyle bir delil. Birader böyle yapmayın yani, affedersin yani bu kadar. Bir konuşuyor, Darwin diyor, maymun diyor, evrim diyor, bir çakıyor. Haa diyor, melek falan yok oğlum, kendini kandırma, hani nerede diyor yani. Yani bizim küçük gördüğümüz her bir günah içimize ekile ekile filizlene filizlene bir süre sonra keşke bir Allah olmasaydı dedirttiriyor. Günahın büyük veya küçüğü vardır. Büyük günah, küçük günah diye ayrılır ama küçük görülecek günah yoktur. Nasıl ki koca şehri aydınlatan bir elektrik trafosunun küçücük bir düğmesine dokunmakla bütün şehrin elektriğini söndürebilirsin. Çıt. Aynen onun gibi. İşlediğin her küçücük, minnacık o günaha dokunmakla iç alemini karanlığa bürüyebilirsin. Şu halimize bakın, şu alemimize bakın, şu düşündüğümüz şeylere bakın, hayallerimize bakın, iç alemimize bakın, ne hale geliyoruz. Düşündüğümüz şeylere bak, vicdansızlaşıyoruz. Adeta bir sırtlan gibi oluyoruz Hacı abi. Sırtlan gibi. Sırtlanın özelliği şu, bir hayvan avını öldürdüğü zaman, görmüşsünüzdür belgesellerde, bir aslan kaplan yakaladığı zaman gırtlağından avını boğar öyle yer. Ama sırtlanın özelliği şudur, genelde ölümü, dirimi bakmaz. Çiğleş eti de yer, hayvan canlıysa yine yemeye başlar. Ben de bana, kendi nefsime hitaben diyorum ki sen bir sırtlan mısın? Dışarıda bir tane bacının, bir kardeşin başına bir iş gelse gözümüzün önünde bak delikanlı adamlarız, bir tane fiske vursalar canımız acır. Eğer gücümüz yetiyorsa gider, hayırdır birader sen bu kıza niye vuruyorsun, sen kimsin deriz. Veya gözümüzün önünde bir kızı alsalar, kafasını ateşe soksalar, insanın ciğeri sızlar. Ya niye getirdin kızı, yani yazık, ayıp ya, günah da, ya ne yapıyorsun dersin, için sızlar. Ama öyle bir hale geliyorsun ki günahları işleye işleye, 30-40 yıllık bir bacıyı, bir kızı yakmaktan bahsetmiyorum, o kızı kendi ellerinle ebediyete kadar yakmayı göze alıyorsun, bir de bundan zevk alıyorsun. Biz neyiz sırtlan? Dostlarını beraber yediğiniz faizle kendi ellerinizle ateşe atıyorsunuz. Yediğin faizle Allah'ı ve Resulünü karşına alıyorsun. Allah'a ve Resulüne savaş açmak gibidir diyor Cenab-ı Hak. Ama bir şey söyleyeyim mi Hacı abi? Yusuf, ettiğimiz gıybetle kardeşimizin çiğ çiğ etini yiyoruz. Bir de bundan zevk alıyoruz. Bakın yoklayın, üzerine almıyor musun birader? Bu sensin, yapmıyorum de. Yapmıyorum de. Yapmıyorum de. Yapmadım işte. Çiğ çiğ etini yiyip bundan zevk alıyorsun. Bir sırtlan avını canlı canlı yiyor, zevk alıyor. Sen bir kıza baka baka zevk alıyorsun. Ahiretini seve seve yapıyorsun. Sırtlan kaybettirir mi? 30 yıl kaybettirir. Bir hayvanın canını aldı mı canı gider. Sen bir kızı bakarak, daha ileriye götürerek, biriyle faiz yiyerek, beraber esrar içip alkol kullanarak, günah sevk ederek, arkasından çiğ çiğ etini yiyip gıybetini yaparak kendinin ve onun sonsuzluğunu kaybediyorsun. Senin yaptığını bir sırtlan bilemez. Fatih abi düşünsene, ikra hasta olmuş. Diyorlar öyle bir hastalık. Diyorlar ki ameliyatı sadece bu doktor yapar. Veya sınava gireceksin. Sınavın son günü böyle, hoca bir tane diyor ki git şu hocaya söyle, soruların cevabı onda var.
O sana söylesin, cevaplarını al. En önde böyle sınav haftası ders dinleyen adamlarız. Bunu da ekle bir kenara. Düşün, ailen, çoluğun, çocuğun, rızkın, tehlikede, açlıktan öldü ölecek Hanif abi. Bir tane sana borç verecek adam bulmuşsun, düşün. Çoluğunun, çocuğunun hayatını kurtarabilecek bir doktordan bahsetmiyorum. Doktora, o doktora sırtını dönebilir misin? Sınavda seni kurtarıp 30 yıllık rahatını sağlayacak bir arkadaştan veya tüyo verecek bir hocadan bahsetmiyorum. O hocaya artistik yapar mısın? Açlıktan ölmek üzeresin, çıkarttık masaya 10 bin lira koyacak bir delikanlı adama sırdık. Ne yapıyorsun lan? Laga luga yapar mısın? Doktordan, hocadan, borç verecek adamdan bahsetmiyorum. Kabre girdiğimiz zaman bize yardımcı olabilecek tek zat var, bir Allah. Ve biz oraya bir sırtımız. Bu kadar delikanlı mısın? Kabirde kendini diriltebilecek bir kudreti kendinde görebiliyor musun? Ne bu artistlik? Ama abi biz o kadar günah işliyoruz, bize bir şey olmuyor demeyin. Bazen öyle sınavlara girersin ki hoca bütün sınav boyunca sadece sessizce izler. Sınav kağıdını okuyana kadar. Yaptığımız amellerden başımıza bir iş gelmiyor demeyin. Sınav kağıdınız daha okunmadı. Kabre girince okunacak. Bana bir şey olmuyor deme. Firavun'un da başına hiçbir iş gelmedi hacı abi. İslam alimleri, büyük İslam alimleri 40 gün başına bir musibet gelmediği zaman şöyle derlermiş. Acaba biz Allah'a ne yaptık da Cenab-ı Hak başımıza bir musibet göndermedi? Tabiri caizse acaba haşa Allah bizi unuttu mu? Yani bıraktı mı ya bu kulumdan olmaz, cehennemlik midir dedi. Derlermiş. Cabbar şu halimize bak. Kabirde bize yardım edecek tek zat var, umurumuzda değil. Bana bundan daha büyük bir hastalık göster. O zaman işlediğimiz günahlara bak. Ya ne kadar hastayız görmüyor musunuz? Şu halimize bakın görmüyor musun? Şunu temizlememiz gerekmiyor mu? Allah'ım ben sana neler yapıyorum? Ben nasıl bir insan olmuşum? Seve seve yani zevkle bir insanı, bir kızı cehenneme atıyorum ben. Zevk alıyorum bundan. Cevabı ne olmalı bunun? Tövbe estağfurullah. Allah'ım ben zevk alıyorum senin yapma dediğin şeyleri faiz yemekten. Kabirde sana ihtiyacım yok. Tövbe estağfurullah. Çürümüş yemeği yiyemem ben. Kardeşimin etini gıybetle yiyorum Allah'ım. Cevabı ne? Bir daha söyle. Ben ne yapıyorum Melikşah? Neye güveniyorum? Tövbe estağfurullah. Deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık edecek. Herkesle musibette, sıkıntıda beraber olmak teselli nasıl soruluyor? Kabirde de bunu yapsana. İşlediğim bütün günahlara o zaman diyorum ki. Bütün günahlarıma diyorum ki. Allah'ım ben sana karşı ne yapıyorum? Edepsizlik edilecek son zat. Son kişi sensin. Ben sana ne yapıyorum? Tövbe estağfurullah. Benim güvenecek neyim var? Benim gidecek neyim var? Benim başka kapım mı var? Kabre yakınlaştığım, aradığımı bir türlü bulamadığım dünyada senden başka dayanak melce yok. Ben ne yapıyorum? Küçük büyük demeyeceksin. Bu kadar yaşaman için faaliyet dönüyor. Şah damarına bir çizik atarım hayatın söner. Küçücük gördüğün faaliyetler bir insanın hayatını mahvettiği gibi küçücük gördüğünüz bunca faaliyet, günah kabir hayatınızı yerle bir edebilir. Cevap? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Abi bizim en iyi yaptığımız şey bu. Bu günahlarımızı çok güzel bir şekilde gizliyoruz. Belki bir sohbette o kadar derine inip yaralarımıza merhem süremeyiz ama kardeşinizin nacizane tavsiyesidir. Gün içinde gözlerimizi kapatıp Allah'ım beni affet demeye o kadar çok ihtiyacımız var ki. Bunlar benim ne halt ettiğimi bilmiyorlar. Ama sen neler karıştırdığımı en ince ayrıntısına kadar görensin. Allah'ım beni affet deme bu pislikle, bu yaralarla Allah'ın nasıl huzuruna çıkacağım. Niye? Çünkü doktora iyiyken, sağlıklıyken mi gidersin yoksa hastalanıp yerle bir olduğunda mı? Bu günahlarla zaten gelebilesin diye İslamiyet kapısı var. Bu günahlarla çıkabil, merhemi bul diye bir Allah var. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen bize affet. Allah'ım sen bu günahlarını gizleyen kullarının gizli günahlarını bağışla. Şimdi bak dipnot olarak ekleyeyim. Biz bunları burada konuşuyoruz. Abi ayıp değil mi diyorlar. Kardeşim bunları konuşmak veya bu cinsel noktada eğitim vermek ayıp değildir. Bunu yapmak ayıptır. Buraya gelip yapıp yapıp buraya geliyorsunuz. Konuşunca ne terbiyesiz oluyoruz biz. Yoksa bunun var bir babanın, bir abinin, kardeşine yani bir annenin, kızına görevidir bu eğitimi vermek. Kur'an-ı Kerim'de nasıl ilişkiye gireceğine kadar hepsinin ayeti var, ayeti. Sen oğlana vermiyorsun cinsel eğitimi Eyüp abi.
Sen öğretmiyorsun buna, tipe bak. Öğretmiyorsun, öğretmiyorsun, sonra gidiyor mahalle abisinden öğreniyor. Gel bakayım lan buraya, al bakayım şu CD'yi. Hadi oğlum bakayım, bir iki gel yarın konuşuruz falan. Gidiyor ondan öğreniyor, bak, bak, bak. Görüyor musun? Ne hale geldi çocuk. Neydi abi kilit cümle? Kardeş tavsiyesidir, tekrar söyleyeyim lütfen, tek kaldığınızda bizim peygamberimiz günahsızken günde en aşağı 70 kere tövbe ederdi. Şu kalp donuklaşmasın, izin vermeyelim. Her gün en aşağı 70 tane sünnettir çekelim hacı abi.